Yıllardır sanat sanat içindir anlayışı benimsenmiştir. Evet, ben de bu anlayışı da benimsedim. Benimsiyorum da. Ancak sanatı sadece sanat için mi yapıyoruz, yoksa sebebe dayalı, sonuca dayalı özgürlük içinde yapıyor muyuz? Sanat özgürlüktür aslında. Severek yapılan iş sanattır. Sadece sanat dalları, müzik, resim gibi algılamamalıyız. Özgürsek ve özgür işler yapıyorsak da zaten insan olarak sanatızdır. Düşünürüz aslında, havaya, karaya, yollara, denizlere baktığımızda, dünyaya baktığımızda her şeyin çok güzel bir şekilde Allah'ın yarattığını ve her şeyin bir düzen çerçevesi, sanat çerçevesinin de olduğunu anlarız. Anlatmaya gerek yok, mükemmel deriz. O halde özgürlük sanatsa, özgürsek sanatızdır. Bu yüzden etrafımızı sevelim, sanatımızı sevelim, koruyalım, sanatımızı kirletmeyelim. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane bilmecesini, kendimize sorarız da hayatı ıssız bir yarımada gibi düşünüp kaybolduğumuzu hissederiz. Bir nar parçasını yediğimizde tatlı veya ekşi yemeye devam ederiz. Ama fark etmeden aklımızdan kayıp geçen binlerce düşünce, binlerce sorunun yıldız kayması gibi geçtiğini fark ederiz. Ama hayatın usandıkça sıkıldıkça yine hayat olduğunu, zamanın yutkunamadan geçtiğini fark ederiz. Fark etmesine de fark etmiyor gibi davranırız. Bir güzel düşünce vardır ki dünyalara bedeldir. Bin düşünce vardır ki dünyalardan beter derin vadilere saptanır. Aklımızın ucuna bağlamak zorunda olsak düşüncenin vadideki ırmaktan geçen suyun iki katı hızında ve koca derin bir okyanustan ibaret olduğunu anlarız. Düşünmeyelim. Sebebi ise mahruk olmayalım. Güzel düşüncelerin arasındaki toplu iğneleri reçel ve balla sıyıralım. Denize bir taş, okyanusa bir kayalık bırakalım. Boğulmaktan kurtulalım, boğuldurmaktan alıkoyalım. Düşünecek bir defa düşünelim. Çünkü cümleme çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane, bilmecesiyle başlamıştım. Hayat okyanustan ibaret olsa. Hayat okyanustan ibaret olsaydı, düşünce kabarıklarından yaşayamazdık.